başkasının hayatını yargıladığınızda o meselenin sizin için anlamına bir bakın. Eğer bakıp utanıyorsanız ya da korkuyorsanız kendinizde neyden korktuğunuza bir dönüp bakın. Hep içimdeydi. Suçluluk hissediyordum. Bu büyüyünce geçecek diye düşünüyordum. Dedim anne ben kadınlardan hoşlanıyorum. Kıyamet koptu. Çok yüksek oranda şiddet uyguladı. Süpürgenin demir sapıyla. Kulağımdan kan geldi. Annem durmadı. Yıkattı kulağımı devam etti. Bağırmayayım diye ağzımı kapatıyordum. Ben çok ağlıyordum. Sonra ağlamayı bıraktım. Benim annem kendi çocuğuna bunları yapacak bir insan değil. Yani normalde değil. Hiçbir şey istemiyorum. Ama sadece yaşamayı becer. Kendin olma ki ne gelmesin başına? Yargılanma, dışlanma, hor görülme, kötü pozisyona düşme. Bir kadını sevdiğin için. İlk aklına gelen şekilde cevap ver. Türkiye'de lezbiyen olmak. Cinsel obje olarak görülmek ya. Özgür hoş geldin Katarsis'e. Hoş buldum. Bugün aslında seninle her başlığın üstündeki başlığı yine Türkiye'de insan olmayı konuşacağız bu programda. Ama bir alt başlığımız varsa eğer Türkiye'de eşcinsel olmayı ve lezbiyen olmayı da birlikte konuşacağız. Onur ayının içerisinde birlikte senin hayat hikayeni paylaşacağız. Ben artık şaşırmıyorum ama özellikle programlarımızı yaptığımızda altta gelen yorumlarda bazen saldırıları ya da bazen hakkımızda böyle konuşulduğunu görüyorum. Belki başlarken altını çizelim yeniden. Bir başkasının hayatını yargıladığınızda, bunu herkese de söyleyelim, o meselenin sizin için anlamına bir bakın. Yani çok öfkeli misiniz mesela? Bu konuyla ilgili öfkenin hayatınızda neye geldiğine, neye denk geldiğine bakın. Eğer bakıp utanıyorsanız kendi hayatınızdaki utancınıza bir bakın. Ya da korkuyorsanız kendinizde neyden korktuğunuza bir dönüp bakın. Çünkü utandırdığınız kişi değil aslında utancın kaynağı. Sizsiniz ya da hangi duygu varsa. O yüzden Türkiye'de insan olmayı konuşuyorsak zaten her şeyden önce insan insandır. Bütün kalıplardan, kategorilerden, başlıklardan bağımsız olarak. O yüzden insan olmayı konuşacağız diyorum sana da. Rahat mısın? Nasılsın burada? Rahatım, sevdim burayı ya. Güzel, tamam. Konuşan, anlatan biri misin duygularını, kendini? Daha çok yakın olduğum insanlara, o da böyle artık en son durumda paylaşmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de biraz zaten bu yaşıma kadar yaşadığım olaylar. Sakla, işte kendini belli etme, bunu söylemene gerek yok. Kendin olma, hani kendinsin evet busun ama kendin olma diye bir bilinçle büyütülüyorsun toplum tarafından, bu sadece aile tarafından da değil. Bu yüzden biraz daha şeyindir, dışarıdan çok sosyal görünürüm ama gerçek duygu düşüncelerimi çok yakınlarım bilir, böyle bir iki kişi. Kendin olma, kendini kendin olarak ifade etme ki ne gelmesin başına? Yargılanma, dışlanma, hor görülme, mesleğin olsun, insanlar tarafından kötü pozisyona düşme. Sen bunu yaptığın için neden kötü pozisyona düşesin? Sen bir kadını sevdiğin için. Hani kimse o kısma takılmıyordu, sen bunu yaptığın için yargılanacaksın, yapma. Kendin olma diyorlar. İstiyorsan git kendini zorla, başkalarının deyimiyle normal bir hayat yaşa. Bunu istiyorlar. Yani insanlar için yaşamanı istiyorlar, kendin için değil. Peki sen ne yaptın? Artık hani 20'lerdesin, hayat akıyor. Kendin olmakla ilgili, kendin olmanın hani o özgürlüğü ya da varoluşuyla ilgili yol aldın mı sence? Evet. Ben çok yol kat ettim. Birçok şeyi başardım. Bundan 5 yıl önce ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu yapamam. Hani kesin biteceğim, bittim diyeceğim her şeyi tek tek, tek başıma başardım. Ne güzel söylüyorsun. Peki Özgür, gerçekten samimiyetle sorulmuş bir kimsin sen sorusuna nasıl cevap veriyorsun? Kimsin sen? Özgür olmaya çalışıyorum. Sadece kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece kendim olmaya çalışıyorum. Buyum. Ne zaman, nasıl bir evde, nasıl bir aileye doğdun sen? Antalya'nın küçük bir kasabasında büyüdüm. 2 tane abim var. 2 abi, anne, baba. Normal bir Türk ailesi gibi ama biraz da annem çok fazla çalışan bir insandı. Bana anneannem bakıyordu. Anneme çok bağlıydım aslında. Çok fazla iletişim kuramıyorduk ama çok özlüyordum ve seviyordum. Ve işten çok geç geliyordu. Ben böyle o gelene kadar kapının önünde bekliyordum. Hani uyumuyordum. Ertesi gün okulum var ama hiç umurumda değil. Hani bekliyordum ve en son uyuyakalıyordum. Çoğu zaman da babam şey diye kandırıyordu beni. İşte gelmeyecek bu akşam. Uyu, yarın gelecek falan diyerek.
O şekilde 7-8 yaşlarına kadar kasabada büyüdüm. No, çok tatlı bir kasaba. Böyle herkes iç içe, mahalle arkadaşlar falan filan. Bir erkek çocuğu gibi yetiştirildim aslında. Böyle kadın figürü annem vardı ama dolayısıyla annemle çok fazla zaman geçiremediğim için mesela abimlerle çok fazla oynardım. İşte onların arkadaşlarıyla futbol ama aynı zamanda Barbie'lerim de vardı. Barbie'lerimle de oynardım. Onlarla zaman geçire geçire biraz daha böyle mahallenin erkek Fatması'ydım. Kısa saçlı işte paçası yırtık pantolon falan. O şekilde geçti küçüklüğüm. Mizaç olarak nasıl bir anne bu arada annem? Çok otoriter. Dediğim dedik. Annem bir şey diyorsa yapılacak. Mesela bir yere gidilecek. Babam izin veriyorsa annem vermiyorsa gidilmez. Babam vermiyorsa annem veriyorsa gidilir. Hani biraz daha sözcüydü. O ne derse o olurdu. Hala böyledir. Evde aslında otoritenin sahibi biraz da anne. Son söz anne de. Evet. Baba nasıl bir mizaçtı? Babamı pek hatırlayamıyorum. Şey biraz... Ben babamın bana bir kere bile sesini yükselttiğini hatırlamıyorum. Ya da bir kere tokat attığını hatırlamıyorum. Çok sevimli bir adamdır aslında. Hiçbir zararını görmedim. Anılarımı böyle hatırlamaya çalışıyorum. İşte ekmek almaya giderken omzuna falan binerdim. İşte dizine otururdum, atçılık falan oynardık. Ya da beni her hafta sonu kıyafet almaya götürürdü. Kız çocuklarını çok sever. Çok fazla sever ve ben ailenin tek kızıyım. Ondan öncesinde, yani 13 yaşındayken ayrıldılar. Ondan sonra bir kopukluk dönemine girdim. Küçükken hani babamın prensesiydim ben, onun farkındaydım her zaman. Ayrıldılar ve ondan sonra o süreçte biraz zedelendim ben. Benim annem ceketini alıp çıkıp gitti. Gerçekten sadece ceketini aldı. Sadece ceketini. Hiçbir şeyini almadı, kıyafetini bile. Ve giderken bana dedi ki seni alacağım ben. Hani korkma, endişe etme, geleceğim. Tamam dedim. İnanıyorum. Tam böyle ergenlik dönemlerim. O zaman SBS sınavı vardı, o da yaklaşıyor falan. Ben annemle bir süre görüşemedim. İşte annem arıyordu, babam vermiyordu telefonu. Görüşemedim bir süre. Ve bu defa baba tarafı, akrabalarım tarafından dolduruşa getirilmeye çalışıldım. İşte seni bıraktı gitti, almayacak, kendi hayatına bakıyor falan bu şekilde. Ben de dedim ki tamam okey, dediğin gibidir eminim. Ama ben biliyorum annem gelecek alacak beni bırakmaz. Biliyorum yani. Ondan sonra birkaç ay geçti aradan. Bir gün işte annemin yanına gitmek istiyorum falan, çok fazla özlüyordum. Böyle bir psikolojim alt üst oldu. Ben odaya falan kapattım kendimi. Babam aç diyor. Dedim açmayacağım, annemi getir bana. Sadece görmek istiyorum. Aç açmayacağım, aç açmayacağım. Ben babamla çok sert konuştum. Dedim ki ben bu evde kalmayacağım. Senden nefret ediyorum. Seni istemiyorum. Babam olmanı istemiyorum. Saçmaladım. Ama çocukluğuma veriyorum. En sonunda annem geldi aldı beni. Götürdü. Onun yanında kalmaya başladım. Bu süre zarfında abilerim geldi. Daha sonra boşanma davası açıldı. Hepimiz annemin yanındayız. Ben istemsiz artık şey oldu. Belki de akrabalar yüzündendi. Bir antipatim oluştu ve görmek istemedim. Babamı da onları da. Babamın yanına gidiyordum ve çok mutsuzdu. Çok mutsuzdu. Sanki bütün dünya yükü onun üstünde gibiydi. Belki öyleydi kendince. Ama ben güçlü karakter istiyordum. Annemden alıştığım için güçlü karakter görmek istiyordum. Dik duran, dediğini yapabilen, sağlam adımlarla ilerleyen. Çocukları için bir şeyleri başarmaya çalışabilen bir insan görmek istedim karşımda. Bu annemdi. Babamın yanına gittiğimde ben vicdan azabı çekiyordum. Vicdan azabı çektiğim için bu duyguya katlanamıyordum. Ve uzak durmak istiyordum. Hani onu güçlü görmek istedikçe o güçsüzleşiyordu. Ben buna dayanamıyordum. O zaman rehberlik yapıyordu. Turist rehberliği babam. Safari gezisinde 17 metreden aşağı jiple uçuyorlar. Turistlerle beraber. Biraz hız tutkunluğu vardı babamda. Hatta ambulans falan ulaşamıyor. Helikopterlerle falan gidip alıyorlar. Şöyle geliyor haber. Bir erkek varmış ölü. Bir tanesi felçli. Diğeri yaralı. 4 saati boyunca Antalya'daki bütün hastaneleri tek tek gezdik. Haber alamıyoruz. En sonunda öğrendik ki 2 tane erkek varmış. Ve yaralı olan babammış. Ölü olan değil. Ben 4 saat o haberle gezdim. Hastaneye gittim.
İşte teyzem falan vardı. Sarıl dedi. Dedim hayır. O korkuyu size anlatamam. Babama dedim ki senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece yaşa. Hiçbir şey istemiyorum. Hani kendin ol. Beni arayıp hani nasılsın deme. Bir şeye ihtiyacın var mı deme. Ama sadece yaşamayı becer. Hani sadece bunu yap dedim. Çünkü o süreçte hiç aramıyordu, sormuyordu, nasılsın demiyordu. Hani aslında bir şeye ihtiyacım yoktu, her şeyi annem karşılıyordu ama onun neye ihtiyacın var demesine ihtiyacım vardı. Bu yüzden ona dönüp sadece dedim ki yaşa, yani bunu becerebil. Çünkü senden başka hiçbir şey istemiyorum. Hani ne para istiyorum, ne ilgi istiyorum senden. Hiçbir şey istemiyorum. Yanında tutmak zorunda değilsin, iyi davranmak zorunda değilsin. Beni arama, sorma da. Hani tamam, bunu da kabullendim ama yaşa. Sarılamadım orada. Çünkü şey oluyor o çocuk psikolojisiyle. Hakkı bile yok ölmeye ya. Hani ölme. Bir şeyini istemiyorum zaten. Bunu yaşatma ama bize. Süreç akıyor. Bu arada belki bir tane an değildir tabii ki ama yönelimini, keşfedişini soracağım. Belki adını koymak gibi değil, ben lezbiyenim demek gibi değil ama sen nerede, nasıl fark etmeye başladın kendinle ilgili? Fark etme dönemim olmadı, hep içimdeydi. Ben bunu hissederken suçluluk hissediyordum. Bu 5-6 yaşındayken de bu şekildeydi. Bu büyüyünce geçecek diye düşünüyordum. Bu, çünkü önümde bir örnek yoktu. Tamamen heteroseksüel ilişki, herkes, kadın erkek ilişkisi ve bu hissettiğim şeyin bir rahatsızlık olduğunu düşünüyordum. Aslında kimseyle paylaşmadan. Büyüyünce geçecek ya falan diye düşünüyordum. Küçüğüm diye o şekilde zannediyordum. Yakın bir arkadaşım oluyordu, birinci sınıftayken mesela. Aslında benim onu hissettiğim şeyler farklı. Masumane, çocukça ya da sınıf öğretmenim. Ama bunu şeye yoruyordum, işte en yakın arkadaşım, kardeşim gibi görüyorum falan. Çünkü böyle bir örnek yok. Hani böyle bir örnek olsa derim ki evet bu. Hani fark etme dönemim olmadı, kabullenme dönemim oldu. Bu şey hep içimde vardı. Bunun bilincindeydim. Boşandılar. 14 yaşıma geldim. Liseye başlayacağım. Annem sordu bana. Bir dedi, bir sıkıntın mı var? Bir şeyin mi ilgisini çekmeye çalışıyorsun gibisinden. Dedim anne, ben kadınlardan hoşlanıyorum. Kızlardan hoşlanıyorum. Kıyamet koptu. Ve benim annem, benim gibi arkadaşları olan, çok hoşgörülü ve çok saygılı bir insandır. Hep bunları bana aşılayan da kendisi. Hani saygı, hoşgörü, insanların hayatına müdahale etmeme. Ortanca abim biraz olayı anlamaya çalıştı. Dur bir dedi, dur hani anneme. Bir anlayalım, bir dur, sakinleş. Artık şey oldu, onu giymeyeceksin, bunu yapmayacaksın. O kızla görüşmeyeceksin. Dışarı çıkmayacaksın. Telefonunu ver. İşte kız arkadaşlarımla mesajlaşmalarımı yakal. Artık hani şey bile oluyordu. Hayatımdaki sevgilim olmasa bile en yakın arkadaşım bile sevgilimi zannediyorlardı. Şöyle bir kısıtlama dönemine girdim. Zaten o yaşıma kadar özgürce büyütülen bir insandım ve bir anda şu oldu. Kalacaksın o evde. Okul ev, okul ev, okul ev. Öyle bir baskı başladı ki üstümde. O kişi gitti. Ve tamamen annesinden korkan bir insan geldi. Tek tutunacağım insan, başka hiç kimsem yok. Ve benim için muhteşem bir korkuydu gözümde. Bu durumdan dolayı artık şey bile olmuştu. Şu bardak burada dursun demiştim, neden burada? Bile, şu bile konu oluyordu bizim kavgalarımızda. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet. Fiziksel şiddetten kastım iki tokat bir iteklemek değil. Eline ne gelirse. Eline ne gelirse benim annem, hani tek tutunduğum insandı. Gerçekten en çok bu zoruma gidiyor. Belki üvey anne falan olsaydı zoruma gitmezdi de, ya da üvey baba falan olsaydı hiç zoruma gitmezdi belki. Oradan kaçıp nereye sığınacağım ben? Fiziksel şiddetten kastım demir sopayla, kabloyla, hortumla. Her seferinde biraz daha büyüdü. Her seferinde şiddet dozu biraz daha büyüdü, biraz daha büyüdü ve annemin de psikolojik sıkıntıları vardı bence. Büyük bir öfke kontrol problemi yaşıyordu.
Ben adım kadar eminim bunları yaptığında çok vicdan azabı çekiyordu. Çok fazla vicdan azabı çekiyor. Ben buna eminim. Çünkü evladın, annem benim çok böyle dizine yatırıp kafanı okşamaz da gözüyle çok güzel sever. Hani hatırlamıyorum öyle gel de bir seveyim, bir öpeyim falan olmaz. O şekilde büyütülmedik. Bizim de yapımız o değildir. Ama böyle bakışıyla, sana yaptıklarıyla, tek başına senin için mücadele edişleriyle çok güzel hissedersin seni sevdiğini. Bende olan durum, ona nefretimle ona sevgim çok büyük çatıştı. Ben çok ağlıyordum, sonra ağlamayı bıraktım. Burnumdan kan geliyordu, kulağımdan, vücudumun belli yerlerinde iz oluyordu. Okul kıyafetimi ona göre giyiyordum, kolumu kapatıyordum falan. Bu arada dışarıdan mükemmel bir aile olarak görünüyorduk. Hiçbir problem yokmuş gibi. Abilerim koruyordu başta. Ben büyük abimi çok severim, çok fazla severim. Küçük babam gibidir, her şeyime de böyle baba rolünü üstlenen bir insan aslında. Ama en son geldiğimiz durum birkaç sene sonunda... Hani o abim annemi vururken, anne artık yapma deyip önüne atlayan, kendisini feda eden abim, bağırmayayım diye ağzımı kapatıyordu. En son birkaç sene geçti ve bu duruma geldik çünkü eve çok fazla polis geliyordu. Seslerden dolayı bağırıyordum, çağırıyordum, canım yanıyor çünkü. Bu durum çok üzmüştü beni çünkü babam gibiydi en büyük abim. Aslında hiçbiri bunu yaparken bilinçli değildi bence. Çünkü benim annem kendi çocuğunla bunları yapacak bir insan değil. Yani normalde değil. Daha sonra bir ara babamın yanına gittim. Annem dedi beni korkutmak için. Babanın yanında kalacaksın artık falan dedi. Ben de çok iyi biliyorum onun yanında beni bırakmayacağını. Babama anlattım ben. Bacaklarımda izler falan vardı. Dedi ki ne oldu? Ne yapıyor annen sana? Dedim böyle böyle. Bu yüzden. Ben eşcinsel olduğumu babama söyledim de hiçbir tepki almadı. Kızmadı bana. İyi bir şey de söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Genel halinde durdu yorumsuz. Sonra annemle kavga ettiler. Ben bunu gördüğümde bir daha babama söylemedim. Çünkü anneme ciddi boyutta zarar vermesine sebep olabilirdim. Yani bunu gerçekten istemedim. Özgür, hep annenden bahsederken çok temelde sevgisinden emin olarak onu anlatıyorsun. Ve sanki bunları yapan senin bildiğin, tanıdığın anneden biri, yani o değilmiş gibi anlatıyorsun. Değil. Aslında annenin o kısmını yabancılaştırıyorsun. Hani sen de farkındasındır herhalde. Bir üstünde durmak istedim. Hani şu an yabancılaştırdığına göre zamanında çok şaşırmış ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmasın. Çünkü insan yabancılaştırmaya o duygularla beraber gider. Nasıl baş ettin annenden bunları almakla o dönem? Baş edemedim. Baş etmek zorunda kaldım. Çünkü kendimden vazgeçmek istemiyordum. Ama ondan da vazgeçmek istemiyordum. Kaçacak hiçbir yerim yoktu. Küçüğüm, hiçbir çarem yoktu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sadece kaygı, endişe, çok büyük hayal kırıklığı, nefret. Ona çok büyük bir aslında aşk diyebiliriz. Anneme çok büyük bir aşk beslerken çok büyük bir nefret de besliyordum. Olağanüstü derecede. Hani aslında isteseler ben canımı veririm. Ama diyorum ki kurtulayım. Hani artık şey olmuştuk, ikimiz de annem de o durumdaydı. Ya ben öleyim ya sen öl, kurtulalım. Annem ne diyordu hani ya sen öl ya ben öleyim kurtulalım. Bir dönemim var. Yetiştirme yurdunda geçen bir dönemim var. Oraya nasıl gittin? Bir gün annemle çok kötü kavga ettik. Ya ben kaçıp arkadaşlarımla buluşmuştum. Annem tahmin ettiğim iş çıkış saatinde gelmedi eve. Erken geldi. Saati tutturamadım. Şiddet başladı evin içinde. Abimler de yoktu. Tek başımızaydık ikimiz. Bir de benim o dönem teyzem destek çıkıyordu bana. Korumaya çalışıyordu. Arka mahallemizde oturuyordu.
çok yüksek oranda o zamanki yaşıma göre şiddet uyguladı. Süpürgenin demir sapıyla. Kaval kemiğimde çok büyük bir sancı hissettim ve kulağımdan kan geldi ama bir şey takıldı o an, yırtıldı sanırım. Annem durmadı. Yıkattı kulağımı, devam etti. Ondan sonra ben bir ara boşluk bulup evden kaçtım. Teyzemin yanına gidecektim, arka mahalleye. Teyzem evde yok. Terlik ve şortlayım. Ve kötü bir durumdaydım gerçekten. Annem de görüyordum bahçeden. Arabasıyla mahalleyi geziyordu. Neredeyim diye. Arkamdan bağırmıştı zaten, bak çıkmayacaksın bu evden. Teyzem yok. Yapacağım hiçbir şey yok. Ana yola çıktım. Esnafların oraya gittim. Polisi aramaları için rica ettim. Çünkü artık dayanamayacağım bir pozisyondaydım. Ve polisi aradılar. Çocuk şube geldi. Direkt alıp beni sağlık ocağına götürdüler. Fiziksel muayeneden geçtim. Kaval kemiğim çatlamıştı. Kafama falan da darbe almıştım. Bayağı vardı sıkıntı üstümde. Hepsinin raporu güzelce yazdılar ama bunları yaparken bana sormadılar. Ben o zaman 17 yaşındaydım. Şikayetçi misin dediler annenden. Dedim olursam ne olur? Tahmin ettim. Hani başına bela almasını istemedim. Şikayetçi değilim dedim. Sadece o an hani oradan bir kurtulmam gerekiyordu benim. Bir de ya belki size saçma gelebilir ama o anda kaçıp her şey olsun istiyorsun ama birazcık zaman geçiyor, birkaç saat ve zarar gelsin istemiyorsun. Bir şey olmasın istiyorsun. Sonra ben 18'den küçük olduğum için kamu davasına dönüştü. Ben şikayetçi olayım ya da olmayayım. Ellerinde şey var, darp raporları var. Ondan sonra beni kuruma aldılar. Özgür, bil ki hiç saçma gelmedi bu arada. Dedin ya saçma gelebilir diye. Çünkü canını yakan aynı zamanda canın. O yüzden de o duygunun gel gitti. Yani bu senin çelişkin değil. Bu sana davranışın, tutumun çelişkisi aslında. O yüzden öyle gelmedi. Hani kendini de anlatırken yargılama istiyorum. O yüzden söylüyorum. Kestim. Kuruma gittin sonra. Kuruma gittim. Bir istemeden de olsa üstünde bir ufak psikolojik sıkıntılar oluyor. Çok kuruntulu bir insan olmaya başladım. Çok yabancı bir yerdeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama eve asla dönmeyeceğim, onu biliyorum. Kafamda olan bu. Eve asla dönmeyeceğim, buna eminim. Oraya bir adapte olma sürecim oldu. Orada ciddi boyutta sıkıntı yaşayan insanlar var. Çok ciddi boyutta. Bu arada yetiştirme yurdunda değil, çocuk esirgeme kurumunda kaldım. Ve hani koruma altına alınan çocuklar. Oradaki birkaç hikayeyi duyduktan sonra dedim ki yıkılmayacaksın. Öyle bir hakkın yok. Hani senin babanın nasıl ölmeye hakkı yoksa senin de yıkılmaya hakkın yok. Çok gerçekten hatırlayınca bile tüylerimin diken diken olduğu hikayeler var, yaşanmışlıklar. Gelip bana işte abla ödevime yardım et diyen kız çocuğu geçen sene hamile kalmış. 12 yaşında daha, 13 yaşında. Ve bu akrabası tarafından olmuş. Ama geliyor bana diyor ki gel oyun oynayalım, yardım et, ödevime yardım et falan. Ve orada biraz zaman geçirmeye başladıkça arkadaşların oluyor otomatikman ve şey yapıyorsun, tanıyorsun, biliyorsun hikayelerini, öğreniyorsun. Orada ben daha çok orada dik durmayı öğrendim galiba. Annem çok geliyordu esirgemeye. Bir süre görüşmedim. Çıkmadım görüşüne. En son orada bir tane bakıcı abla beni çok seviyordu. Çok iyiydi aramız. Dedi ki çık bir görüş, bir gör. En son annemle görüşmek için çıktım. Annem yarı yarıyaydı. 15 sene ileri atlamış gibiydi. Hani 60 yaşında gibiydi. Çok berbat bir durumdaydı, göz altları çökmüş durumdaydı. Annem çok düzenli olarak gelip para koyuyormuş. Normalde kurumun çocuk başına verdiği para var ama annem ben onunla görüşmesem bile gelip sürekli benim için maddi bir destekte bulunuyormuş, biriksin diye. Ve çok sık arayıp danışmanlar oluyor, çocuk başına düşen danışmanlar oluyor orada. Çok fazla sorup yokluyormuş. Hani o dönemde kimse aramadı ama babam, en çok babam koydu. Yine aynı şekilde. Annem neyse, ben o zamanlar zaten onu kabullenmiştim. Problem etmiyordum. Annem çok fazla arayıp soruyordu. Ben de
Eğer belki bunları yapmasaydı gerçekten korkmuştum. Hani 18'ime bir ay kala geldi beni aldı. Annem beni aldı. Bir ay var 18'ime. Evden çıkacağım da annem dedi ki nereye? Dışarı dedi. Çıkamazsın dedi. Dedim soruyor muyum? Ne yapacaksın dedim. Ne yapmak istiyorsun yap. Bana ne yapmak istiyorsan yapabilirsin ama ben istediğim zaman bu kapıdan çıkıp istediğim zaman gireceğim. Dokunamayacaksın özel hayatıma. İlk defa annem karşımda sustu. İlk defa bunu yaptı ve tamam dedi. Hani dedi ben şeyden söyleyeyim dedi. Başına bir şey getirme ben sorumlu olacağım. Tamam getirmedim hiçbir sıkıntı yok. O dönem bu defa ben kendimi batırdım şu şekilde. Böyle nasıl toplayacağımı bilmiyorum kendime alkol. İşte saçma sapan ortamlar, saçma sapan sabahın dördünde eve girmeler falan. Bu defa ben kendim için kötü şeyler yapmaya başladım. Bir iki ay sonra hayatıma giren insanla beraber eve çıktım ben. Bir dönem hemşirelik yapmaya çalıştım. Benim staj puanlarım, okul puanlarım, diploma notum yüksek. Ama hiçbir hastane, özel hastane bunu dikkate almadı. Sebebi ise tarzım. Konuşma şeklime kadar, jest ve mimiklerime kadar ya da hastanede bir kişi tanıyor mesela beni. Ne olduğumu da biliyor ona göre. Ve hani önünde evraklar görüyor notlarımı. Biz seni daha sonra çağırırız diyor. Hani onun için, hastaneler için önemli olan benim el becerim olmadı. Hani hemşirelikte el becerisi çok önemli. Ya da staj puanları çok önemli. Neyse ben bir yere annemin torpiliyle girmiştim. Birkaç ay sabredebildim çünkü burnundan getiriyorlar ya. Gerçekten burnundan getiriyorlar. Hem hastalar hem yönetim. Hepsi burnundan çok güzel getiriyor. Neden dedim bunu yapayım ki? Aynı maaşa giderim başka bir işte. Sevdiğim bir işte çalışırım artık hani normalde sevdiğim bir mesleği bende fobi haline getirdiler. Burnundan getiriyorlar dediğinde aslında hep o sözle, bakışla, evet. Cümlelerle, ötekileştirmelerden evet. De bahsediyorsun. Ve senin üstüne daha fazla yük koymalarıyla. Bilerek bir nöbeti fazla yazıyordu, iki nöbeti fazla yazıyordu. İzin gününü vermiyordu. Hani oraya zaten kendi yolunla, tarzından dolayı giremediğin için bir basamak olarak annen yardımcı oluyor ve hani kendinin istifa etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Hani ben diyeyim ki istemiyorum bu hastaneyi. Yani hani bazen böyle aslında belli bir cehaletle yazılan ya da söylenen yorumlar, konuşmalar var ya işte bunda özenilecek ne var, buna özenmeyin, onu da özenmek zannediyorlar varoluşu, yönelimi. Evet. Aslında bu varoluşta olan insanlar özenmek ya da işte bununla ilgili ne bileyim ödüllenmek bir tarafa dursun. Sürekli cezalandırılıyorlar ve sürekli direnmeye çalışıyorlar iş hayatında. Dünya kadar insan da yönelimini, kimliğini saklayarak zaten yaşıyor. Ve sen aslında bir sağlık çalışanı olma yolundayken, hemşire olma yolundayken oradan dönüyorsun bununla beraber de. Biraz yüzünü gülümseteni de konuşalım istiyorum. Yani bana gerçekten tam olarak varoluşumu birlikte yaşamaktan mutlu olacağım şekilde aşık oldum diyebileceğin biri var mı hayatında? Şu an hayatımdaki insan. Nasıl bir aşk bu Özgür? Hiç olmadığım kadar huzurluyum. Şöyle, nerede olursam olayım illa huzurlu olurum da içeride bir şeyler kımıldar, bir endişen olur. Bir tereddütün olur ya, o yok. Hani sanki böyle, açıkçası anneme bile güvenmem bu konuda ama gözlerimi kapatıp arkaya doğru kendimi salabilirmişim gibi. Çok fazla ilişkim oldu. Ki genelde uzun ilişki insanıyım. Ben böyle işte 3 ay takıl, 5 ay boş falan değil. Seneler sürer genelde. Ve gerçek anlamda ilk defa bu kadar huzurlu ve güvende hissediyorum. Bu çok kısa sürede oldu hatta. Normalde çok yoğun bir güven problemi yaşayan bir insanım. Ama belki doğru kişi kavramı budur. Tamamen iki yapbozun birleşmesi gereken parça gibi. Tam oturdu. Eksik kalan neren varsa, fazla gelen neren varsa ona böyle lap diye oturdu. Hiç beklemediğim bir anda gelip, hiç ummadığım bir zamanda. Tam böyle her şeyi salmışken, okey artık falan demişken. O beni hep gülümsetiyor. Cahil sorular soracağım sana. Bunu özellikle yapacağım. Senin verdiğin cevaplar nasıl bir yerde? Bu sorulardan bir tanesi şu. Bir erkek bedeni
bir erkeğin varlığı, tavrı vesaire ne ifade ediyor senin için? Gerçekten hepsi kardeşim gibi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çok benim erkek arkadaşlarım var bu arada. Hani iyi de anlaşırım. Güzel de takılırız muhabbet, sohbet ama istemsiz insanda şey oluyor. Biriyle tanıştığında mesela benden hoşlanmış olabilir mi falan diyerek istemeden bir mesafe koyuyorsun konuşurken. Hitap ederken, işte muhabbet ederken. Çünkü bazı durumda şeyle çok karşılaştım mesela, özellikle böyle olduğum için benle beraber olmak isteyen erkeklerle. Özellikle böyle olduğum için ben onun farkındayım hani. Artık elde etme duygusu mu denir? Gerçekten de seven oldu belki ben. Hani erkekler tarafından ilgi görmeyen bir insan değildim. Görmeme rağmen reddedip bunu istemeyen bir insandım. Çünkü onların ilgi duyduğu şeye ben ilgi duyuyorum. Bundan dolayı hepsini bacım olarak görüyorum. Peki. Yine cahil sorulardan gideceğim. Soru da değil, daha çok en keskin yorumlardan bir tanesi. Hani bir bak, bir tırnak içinde söylüyorum. Tedavi ne oldu? Belki bir gün değişirsin. Bu bir hastalık değil ki. Bu bir hastalık değil. Çünkü insanlara lezbiyenlik, eşcinsellik veya geylik dediğimizde insanların aklına gelen tek şey cinsellik. Bizim derdimiz ya da şeyimiz cinsellik değil ki. Kalp. Yani ben bir insanı kalbimle sevmeden dokunamam. Ya da bir insan beni kalbiyle sevdiğine emin olmadan dokunmasına izin veremem. Bizim istediğimiz tek istediğimiz şey cinsellik değil. Bize bağlayan şey, birbirimize bağlayan şey duygu. Ve sevgi hiçbir zaman hastalık olmadı. Hiçbir zaman hastalık olarak sayılamaz. O kadar güzel söylüyorsun ki üstüne yanına 3 nokta koyabilirim sadece. Bir de ben de çok küçük bir şey söyleyip sözü bırakayım. Sürekli olarak sessiz kalması istenen, sesini çıkarttığında ya da görünür olduğunda şiddetin birçok türlüsünü gören insanların bazen ellerinde bir pankartı kaldırıp, bazen seslerini çıkartıp, bazen ben buradayım deyip sadece ya da bir gökkuşağının altına geçip görünür olabilmeyi başarması, sesli olabilmeyi başarması, eğer bir ayda, bir haftada bir şekilde daha çok ses getiriyorsa iyi ki onur ayı, onur haftası var aslında. Varlığımızı kabul ettirmek istiyoruz. Normalleştirmelerini istiyoruz. Evet, bazı insanlar diyor ki hani heteroseksüel bireyler ben heteroyum deyip pankartı açmıyor. Sebebi siz bunu normalleştiriyorsunuz çünkü. Anormal olarak gösterilen bir şeyi normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazen insanlara itici gelebiliyor, farkındayım. Ben zaten belli şeyleri aştığım için mesela gitmiyorum yürüyüşlere. Ama yapana saygım var çünkü kendini gösteremeyen insanlar. Kendini gösteremeyenlere yardımcı olmak isteyen insanlar. Hani sadece tek istedikleri varlığım, yani herkes zaten bu durumu kabullense yürüyüşler olmaz ki. Özgür, bu programın başlığını sana da sorsam sen ne söylersin? Ne demek sence? İlk aklına gelen şekilde cevap ver. Türkiye'de lezbiyen olmak. Cinsel obje olarak görülmek ya. Tamamen cinsel obje olarak görülüyorsun. Erkekler mesela lezbiyenlerden nefret etmez. Tiksinmez. Çünkü onların bakış açısı çok farklı. Bizim yaşadığımız şey çok farklı. Senin hayalin ne? Ne olsun senin hayatında? Veterinerlik okumak istiyorum. Toplumsal baskı yaşam kriterlerinizi düşürüyor. Hiç sebebini bilmediğin, yani daha doğrusu seni hiç tanımayan insanlar falan nefret ediyor senden. Bu yüzden biraz daha bizi kabul edip, hoşgörü duyabilecek bir topluma katılıp, bir ülkeye gidip, orada eşimle beraber yaşayıp, bu şekilde evde hayvanlarımla, 4-5 tane köpekle, 5-6 tane kediyle falan. Kocaman bir akvaryumum olsun, kocaman bir kitaplığım. Yani bu şekilde yaşamak istiyorum. Çok temel bir sevgi kaynağından hayatının bir döneminde belli ki kişisel korkularıyla beraber çok ağır bir şiddet, psikolojik olarak da aslında görmüşsün ama hani bununla beraber hayatın içerisinde bundan sonraki güvenin için
gerçekten teslim olabileceğin, sevgiyi alacağın her yerden şiddeti de alacağını beklemediğin, şiddetin her türlüsünü bir hayat diliyorum sana. Geldin ve çok gerçek bir yerden, 20'li yaşlarında kendi adını özgür koymuş bir kadın olarak, bugün de burada aslında kendi hayatını, kendi varoluşunu savundun, anlattın. Sadece savunmak da değil, yaşadığını da gösterdin bize. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim.